Bugün sanıyorum bayramın 3. günü mü oldu? Ada taş, ay oğlum taş atma. Hayır, bu tarafa at. Olmaz öyle. Hayır, adaya atılmaz. Hayır. Ada ona basma ada. Gel böyle. Tamam. Dün bakıyor yine böyle denize geldik. Yeni geldik, daha bakalım girecekler mi? Hafiften bir rüzgar var. Oğlum, oğlum. Bu taraf anneciğim. Aa. Yiyorlar. 3-4 tane alacak. Oğlum, oğlum, oğlum. Ama bu tarafa at, bak orada abla var. Hayır. Hayır oğlum. Evet, en son nerede bıraktım hiçbir fikrim yok ama en son galiba denize gitmiştik, orada biraz çekmiştim. Böyle çok kopuk kopuk oldu. neyse bu seferlik böyle olsun ya vloglar. Baya böyle arada zaman kayıpları falan oluyor. En son denizde saat 3 falan ve şu an saat gece 12 ve biz daha yeni dışarı çıkıyoruz. Göbek mi aşkım, lütfen o senin Türk kasın. Yani. Öyle işte. Biz şimdi çıktık. Yarın maalesef sevgilim gidiyor ve ben yine yalnız kalıyorum. Kaçta gideceksin? Ay evet. Sabah saat 8'de gidiyor erkenden. Ne yazık ki. O yüzden çok üzgünüm. Ama 2 hafta sonra ben de gidiyorum. O yüzden çok üzülmeye gerek yok değil mi? Aslında. Bakalım. Geldiğimizi sevinmedin mi yoksa? Sevinmedin mi geldiğimizi? Sürprizi ben yaptım, ben niye sevindim? Evet ya, çok güzel bir sürpriz oldu. Gerçekten hiç beklemiyordum. Yani şöyle beklemiyordum, bayram yok, Arife günü falan bekliyordum. Ama bir de şey demiştin sen bana. İşte hani belki gelemem falan demişti. İptal olmuştu, aynen, gelemeyeceğim büyük ihtimalle demişti. Ve bayramdan 2 gün önce kapının önünde Kuzey böyle bağırıyor. Tabi onlar çekemedim doğal olarak, sürpriz olduğu için. Ama insan söylerdi ya. Her neyse işte Kuzey böyle bağırıyor falan. İşte karınız için ne yapıyorsunuz? Sürpriz yapıyorum. Baba geldi, baba geldi diye bağırınca ben de dedim ne oluyor ya. Şaşırdım, bir de o gün, yok bir önceki gün zaten bütün gün hastanedeydik. Bayağı bir moralim bozulmuştu. Ama gerçekten çok iyi oldu. Çok güzel bayram geçirdik bence. Değil mi? Evet. Bayağı eğlendik ya. Yani gündüz full böyle deniz. Aynen, çok güzel geliyor. Akşam da böyle sahil turu. Baş başa romantik yürüyüşler. Sonra böyle bir yerlerde oturduk falan. Gayet güzel oldu yani. Benim için güzeldi. Senin için kuzucuğum? Güzel. Güzeldi. Evet. Aslında konuşmayı çok severim ama neden burada susuyorsun anlamıyorum. Kişi konuşmayı sevdim. Evet, normalde işinde çok konuştuğu için bana bir şey kalmıyor. Hep böyle olur zaten. Değil mi? Bütün kadınlar da bundan şikayet ediyor. Yani işte konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Eve gelince böyle sus puslar. Niye? İşte biz işte çok konuşuyoruz falan filan. Mutlu evliliğin sırrı işte. Az konuşmak mı? Ama ben çok konuşuyorum. Tamam, sen konuşuyorum, ben susuyorum. Dengeliyoruz. Ben çok konuşuyorum. Kocacığım hiç konuşmuyor. O yüzden dengeliyoruz biz böyle. Kolum ağrıdı. Ben şu an kapatıyorum kamerayı. Gerçekten kolum çok ağrıdı. Sonra devam edelim. İnşallah unutmazsam çekeceğim bu sefer. Burada ışık güzelmiş. Bak, beyaz ışık güzel görünüyor. Hemen çekeyim dedim o yüzden. Şimdi yine tekrar karanlığa girecek. Aa, yine karanlık oldu. Aslında ben... Aa, ben hiç iskeleyi çekmedim. Çektin mi? Yok. Ben size iskeleyi de göstereyim. Şimdi burada gezerken iskeleye gitmezseniz gezmiş sayılmıyorsunuz yani. Geziniz yarım kalmış falan sayılıyor. O yüzden ben de 50 metre. Evet, 50 metre. Orayı gezmek zorundasınız yani mutlaka. Gezelim. İskeleyi gezmeden olmaz. İskeleye şöyle bir turluyorsunuz, geri geliyorsunuz. Şöyle. Netleyelim öncelikle. İskele burası, evet. Yani burada mutlaka bir tur atmak gerekiyor. Yoksa olmaz. Biz gençken yani işte böyle
kaç tur atıyorduk ya böyle gece artık. 9'da falan çıkıverdi böyle 12'ye kadar sürekli bir iskeleye turluyorduk. Belki 10 defa, belki 15 defa ne gerek varsa. Ama o zaman böyle değildi ya. Şeydi yani böyle daha kalabalıktı. Bir de gençlik falan. Daha güzeldi o günler. Eğlenceliydi yani eğleniyorduk o zamanla. Çok eğlenceli. Ben de şu an çok eğleniyorum. Ne hissediyorsun şu an iskeleyi gezerken? İnanılmaz eğleniyorum. Her sene geziyorum mutlaka. Evet. Türbe gibi yani ziyaret etmeden. Aynen türbe gibi. Türbe gibi yani mutlaka. İskeleyi gezmek zorundasınız. İskele çok kalabalık olduğu için şimdi böyle insanlar çıkıyor. Hoş insanlar şu an belli bile olmuyor. Gecenin karanlığında ama olsun. Yine de çok da rahatsız etmek istemiyorum. Bakınız. Böyle bir manzara. Gece de güzel ya. Gündüz güzel de. İskelenin yarısına kadar gezdik bu arada. Yarısından fazlasına gidemedik. Geri döndük. Zaten geç oldu saat. Gerek yok. Şimdi şuradan şöyle bir sahil yapacağız. Gerçi buraları zaten ben gündüz çekmiştim. Gece de böyle görünüyor. Ama netlemiyor ya. Neden öyle? Neyse bu kadar netlemesi de bence yeterli. Çok güzel değil mi manzara? Biz artık eve dönüyoruz. Ve ben yine ne yaptım? Tabii ki de hiçbir şey çekmedim. Çünkü unuttum. Çünkü kocam gelince her şeyi unutuyorum. Değil mi aşkım? Evet. Evet böyle sohbet muhabbet derken video çekmeyi falan unutmuşum. Saat... Evet. Burası çok güzel, bunu göstermem lazım. Pembiş çiçekler var ama gece belli olur mu acaba? Oluyor kesinlikle. Çiçeklere bakın çok güzel. Yani olsun, gündüz de çekelim. Ama böyle pembiş pembiş çiçekler var. Evet, kapanış için harika bir yer buldum. Böyle pembiş çiçekler var. Çok güzeller. Bir de şurada böyle bir kayık var. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kocacığım.